Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Sizlerle Osmanlı tarihi ile ilgili soru çözeceğiz. Bakalım full çıkarabilecek misiniz? Hiç bekletmeden dilerseniz sorularımıza bakalım. Bir önceki paylaşımda inkılap tarihi ile ilgili soru çözmüştük. Şimdi de Osmanlı tarihi. Bakalım yakınlaştıralım biraz. Şöyle. Ne diyor? Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz. Bakalım kuruluş dönemini biliyoruz. Değil mi? İlk öncüle baktığımızda Rumeli fetihlerini genişletmek doğru mu? Doğru. Edirne alınıyordu değil mi? Padişah 1. Murat döneminde. Bu doğru. İslamiyeti geniş alanlara yaymak. Örnek verelim Sırp Sındığı Savaşı. Tamam. Anadolu'da siyasi birliği sağlamak. Doğru mu? Doğru. Beylikleri himayesi altına almaya çalışacaktır. İlk alınan beylik Karesi Bizans ile askeri mücadeleyi sürdürmek. Hangi savaş? Koyunhisar Savaşı'nı örnek verebiliriz. Osman Bey. Ancak Beşinci öncüle baktığımızda halifeliği yere geçirip Memlüklerin Orta Doğu hakimiyetine son vermek gibi bir düşüncesi yok. Bu ne zaman olacaktı? Tabii ki yükselme dönemi değil mi? Yükselme. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Gelelim diğer bir sorumuza. Hem bilgi soruları var hem yorum soruları. Şöyle yapalım. Tarihçi Gibbons, Osman Gazi etrafına bir yurt toplamış, Orhan Gazi devlet vücuda getirmiş, devleti vücuda getirmiş fakat imparatorluğu Murat Hüdavendigar kurmuştur demiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Murat Hüdavendigar dönemine ait gelişmelerden biri olduğu söylenemez. Kaz askerlik makamının kurulması. Doğru. Padişah 1. Murat. Tımar sisteminin uygulanmaya konulması. Padişah 1. Murat. Rumeli Beyler Birliği'nin kurulması özellikle Edirne alındıktan sonra kuruldu. Devşirme sisteminin uygulanması. Doğru. Devletin bağımsızlığını ilan ederek akçe bastıran bastırması kimdi? Tabii ki Osman Bey'di değil mi? Tarihimiz 1299. Osman Bey. Zaten 1. Murat döneminde akçe bastırılmamıştır. Cevabımız E şıkkı. Gelelim diğer bir sorumuza. Gelelim Fatih. Bu arada sizin en sevdiğiniz padişah hangisi? Onu yorumunda belirtirseniz sevinirim. Gerçekten çok merak ediyorum. Acaba hangi padişahı seviyorsunuz? Benimki öğrenmişsinizdir. Bakalım. İkinci Mehmet bu çalışmalarla aşağıdakilerden hangisine ulaşmayı amaçlamıştır? Bakalım hangi çalışmalar yapılmış? İkinci Mehmet döneminde İstanbul'un fethiyle yerli ve yabancı bilginler himaye edilmiş, çalışmaları desteklenmiş ve bu çalışmaların sonucunda Fatih Külliyesi'nde yer alan İstanbul'un ilk Türk Yüksek Öğretim Kurumu olan Sahne Seman Medresesi kurulmuştur. Fatih'in amacı burada ne olabilir? Ekstra bilgiler de vereceğim. İstanbul'u bilim ve kültür merkezi haline getirmek bu kalsın. Osmanlı'da dini ve siyasi birliği sağlamak. Ben size ne demiştim? Dini birliği kolay kolay sağlayamazsınız. Siyasi birliği belki sağlarsınız ama dini birliği kolay kolay sağlayamazsınız. Çünkü farklı etnik kökenler var. Yabancıların gönlünü kazanarak Avrupa'da sınırları genişletmek bundan bahsedilmiyor ulaşamıyoruz. Yönetimde yabancı bilgilerden faydalanmak bunun için Endor'un okulu açılacaktı. Yabancı okulların İstanbul'da da açılmasını sağlamak. Hayır sevgili arkadaşlarım Fatih bunları yaptıktan sonra Ali Kuşçu gibi önemli bir kişiyi İstanbul'a getiriyor. Amaç İstanbul'u bilim ve kültür merkezi haline getirmektir. O yüzden cevabımız A şıkkı. Gelelim diğer bir sorumuza. Biraz da bilgi. Ne diyor? Fatih döneminde Kuzey Anadolu hakimiyeti için 1700, 1470 bir dakika toparlayamadık ya. Fatih döneminde Kuzey Anadolu hakimiyeti için 1473 yılında ak koyunlarla yapılan ve Osmanlı Devleti'nin kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? Hepsi hakkında size bilgi vereceğim. Öncelikle Mercidabık ve Ridaniye. İkisi de Yavuz Sultan Selim dönemi. 1516-1517. Mohaç 1526. Kanuni Sultan Süleyman. Preveze Deniz Savaşı 1538 Kanuni Sultan Süleyman Barbaros'u unutmuyoruz. Ancak Uzun Hasan'la yapılan savaş Otluk Biri Savaşı'dır. Cevabımız B şıkkı. Fatih bunu kazanmıştır. Geldik diğer bir sorumuza. Ne diyor? Osmanlı Devleti'nin Avrupa karşısında saldırı gücünü sona erdiği ve ilk kez büyük ölçüde toprak kaybettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Pasorovç Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin batının üstünlüğünü kabul ettiği antlaşmadır. Prut Antlaşması Osmanlı'nın Azak Kalesi'ni geri aldığı antlaşmadır. Hayır. Belgrad Antlaşması Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşmasıdır. Karlovça kalsın İstanbul. Hangi İstanbul? Birçok İstanbul olduğu için bunu geçiyoruz. Kafanız karışmasın. Sevgili arkadaşlarım 1699 yılında yani Kutsal İttifak Savaşları'ndan sonra Osmanlı savaşlardan yenik ayrılmış ve çok ağır bir antlaşma imzalanmıştır ve ilk defa büyük ölçüde toprak kaybetmiştir. Bu antlaşmaya Karlofça diyoruz. Tamam. Gelelim diğer bir sorumuza. Şöyle, sanırım bu soruyu paylaşmıştık ama yine de bilginiz pekişsin. Brut savaşında Osmanlı ordusunun Rus ordusunu yok etme imkanı elde etmesine rağmen Yeniçerilere güvenemediği için Rusların barış teklifini kabul eden Osmanlı sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir? Baltacı Mehmet kalsın. Tarhuncu Ahmet denilince aklımıza ne gelecekti? Bütçe gelecekti. İlk modern bütçeyi hazırlayan sadrazamdır. Köprülü Mehmet şartla başa geçen ilk sadrazamdır. 17. yüzyıl Sokullu Mehmet ölümünden sonra Osmanlı duraklama dönemine girmiştir. Tamam çok önemli bir kişi. Mercifonlu Kara Mustafa Paşa 2. Viyana kuşatmasından sonra taktik hatası nedeniyle idam edilen sadrazamdı. Ancak Baltacı Mehmet Rusları bozguna uğratan kişidir. Cevabımız A şıkkı. Tamam Gelelim diğer bir sorumuza. Bakalım. Fazla zor değil bu ne yaparsınız ya? İkinci Mahmut döneminde aşağıdakilerden hangisiyle özel mülkiyetin gelişmesi sağlanmaya çalışılmıştır. A şıkkına baktığımızda müsaade yönteminin kaldırılması, B şıkkı askerlik işlerinin düzene konulması, C şıkkı kılık kıyafet, D şıkkı tamar ve zahmetleri kaldırılması, E şıkkı yeniçeri ocağının kapatılması. Şimdi sevgili arkadaşlarım cevabımız A şıkkı. Birazdan geleceğiz. Askerlik işlerinin düzene konulması. Biliyorsunuz ki askerlik için ilk nüfus yapımı, en nüfus sayımı yapılmıştı değil mi? Kılık ve kıyafet alanında yeniliklerin yapılması özel mülkiyete alakalı mı? Hayır. Batıya ayak uydurma. Tımar ve zahmetlerin kaldırılması. Alakası yok. Yeniçeri Ocağı'nın kapatılmasıyla ıslahatların önü açılıyordu. Tarihte bu olaya ne diyorduk? Vakayı hayri diyorduk. Müsaadele sistemini getiren padişah kimdi? Fatih Sultan Mehmet'ti değil mi? Amacı neydi? Özel mülkiyetin önüne geçmekti. Peki müsaadele? Kelimesinin anlamı ne? Zorla alıkoyum demektir. Toprağı haksız kazanırsan senden alırım dedi Fatih. İkinci Mahmut da yaptı. Bu sistemi kaldırdı ve özel mülkiyet artık gelişmeye başladı. Cevabımız A Gelelim diğer bir sorumuza. Bakalım. Aşağıdaki devletlerden hangisi 1. Balkan Savaşı'na katılmayarak Osmanlı Devleti ile mücadele etmemiştir? 1. Balkan Savaşı tarihimiz 1912. 4 Balkan ülkesi Osmanlı'ya savaş açtı. Bulgaristan. Doğru. Karada. Savaşı başlatan devlettir. Doğru. Yunanistan. Doğru. Sırbistan. Doğru. Ancak sevgili arkadaşlarım Romanya 2. Balkan'da yer almıştır. 1 de değil. O yüzden cevabımız C şıkkı. Hatta size demiştim. 1'de olmayıp da 2'de olan devlet Romanya'ydı demiştim. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Kaç soru çözdük? 8 tane mi? 3, 6, 8 soru. 8'de 8 sekiz yapmışsanız yorumda belirtiyorsunuz durum bir yere ayrılmayın. Ee, hem iftardan İftardan önce de gelecek. Sahurda da gelecek. Sahur tayfası zaten bizimle. Onları ben biliyorum merak etmeyin. Hepinizi görüyorum. Osmanlı Devleti ile ilgili paylaşımlar gelmeye devam edecek. Kavramlarla ilgili paylaşımımız var bugün. O yüzden ne yapıyoruz? Takipte kalmayı sürdürüyoruz. 8'de 8 yapmışsanız paylaşmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Beğenmişseniz onu da beğenin lütfen. Artık niye diyorum? Neyse ya. Ben size bırakıyorum beğenmeyi. Benim amacım burada size bilgi vermek. Dediğim gibi sevgili arkadaşlarım. Bugün Osmanlı hem Osmanlı hem de kavramlarla ilgili soru çözümümüz olacak. O yüzden takipte kalıyorsunuz. Savurda da paylaşım gelecek. Artık her gece bir paylaşım gelecek. O yüzden ne yapmanız lazım? Takipte kalmanız lazım. Ramazan ayı nasıl geçiyor? Onun hakkında da yorum yapabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Osmanlı tarihi ile ilgili paylaşımımız bu şekildeydi. Bir önceki paylaşımda inkılap tarihi ile ilgili paylaşım yapmıştık. Ona da göz atabilirsiniz. Fazla sizi tutmayacağım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle dediğim gibi takipte kalıyorsunuz. Önemli paylaşımlar gelecek. Full yapanlar şimdiden tebrik ediyorum. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.